Ey güzel arkadaşım bu ders öyle güzel sorularım var ki hele o iki tanesi yok mu o iki tanesi? Hele o diğeri yok mu o diğeri o iki taneden diğeri yok mu? Onu çözen bordo verildir. Onu çözen uzaya astronot diye gönderin onu ya. Direkt hazır derim yani kıyafetleri giydir. Son ilk rokete gönder bindir gönder. Gerçekten öyle. Evet logaritmanın 6. 65 günde AYT Matematiğin 25. ve son logaritma dersinde. Soru avcısından herkese selamlar. Artık logaritmayı bitirelim. Artık logaritmaya nokta koyalım. Elimizde kalemler önümüzde 65 günde AYT Matematikler. Gönder, gönder gelsin hocam dedim. Hiç bekletmiyorum. 25. günün ikinci videosuyla birlikte 5 tane Efsane iki sorusu olan o beşli sorudayım. Şurada dördüncü soru bence efsane sorularımızdan biri aşıyorum. Biraz daha mikrofonumu düzenleyeceğim çok özür dileyerek. Bir de şurada beşinci sorumuz var. O da yine efsane sorular arasına geçecek. Hani böyle tarihte literatüre girecek sorulardan biri. İlk sorumla bir başlayayım bakalım. Önce bir ısındırayım seni ben bu işe. Yukarıda şekil 1'de kenar uzunlukları verilen tahta parçalarından altı tane kullanılmış şekildeki gibi bir kare elde edilmiştir karenin en önemli özelliği nedir? İki tane kenar uzunluğu birbirine eşittir değil mi? Ya da diğer bütün kenar uzunlukları. Logaritma x tabanında y'nin değerini arıyoruz. Şimdi neyi dikkatimi çekmeli benim? Bak burada bir tane ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5. He diyorum. 5 tane logaritma 2 tabanında x'in cevabı neye eşit olacak? Şuranın uzunluğuna. Orası nereye eşit? Uzun kenarın uzunluğuna. O nedir? Logaritma 4 tabanında y'yi. Hmm, ...ufak bir düzenleme istiyor. Bu 4 yerine biz 2 üzeri 2 yazsak... ...2'yi öne bölüm olarak atsak... ...yani benim elde ettiğim değer şöyle bir şey mi olacak? Logaritma 2 tabanında x eşittir. 1 bölü 2 çarpı... ...logaritma 2 tabanında y. Bu da kabul. Aldım bu arkadaşı karşıya çarpan olarak attım. Yani karşıda ne var artık? Bir dakika. Şöyle yazayım. Bunu da bu tarafa bölüm olarak yazayım. Hiç bekletmeyeyim seni. Bak 10 var bu tarafta. Kabul hocam. Karşı tarafta logaritma 2 tabanında Y var. Bir de altında logaritma 2 tabanında X var. Ve diyorum ki ya bu arkadaşlar çok tanıdık bir şey değil mi? Taban değiştirme kuralı değil mi? İkiler birbirine eşit tabanlarda o zaman yabazarken logaritma X tabanında Y. Ama hocam çok çekmiş. Bunu çözene kadar çok kek. Yani bunu gördüysen kek. Görmediysen dünyanın en zor sorusu bile gelmiş olabilir bu sana. Şimdi Devam. Yine logaritmanın özelliklerini hatırlatacak bir soru. Logaritma 8 tabanında x. 16 tabanında 1 bölü x. Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama ne demek? Topla 2'ye böl. Bak bu cevap geliyor demek. Ama ben senden bunun cevabını istiyorum. Güzel. Demek ki bunu bir düzenleyeceğiz. Yazacağız. 8. 2 üzeri 3. 16. 2 üzeri 4. Yani burada 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x. Topla 2'ye böl demektir. 1 bölü 4 tabanında logaritma 2 1 bölü x. Hayır hayır 1 bölü x yazmayalım. 1 bölü x yerine x üzeri eksi 1 yazalım. Hayır bunu da yazmayalım. Hocam ne yazacağız ya? Bu eksi 1'i de öne atalım şöyle yazalım. Ben adım adım yaptım ki sen daha rahat anlayasın diye. Ve bunu 2'ye bölelim. 2'ye böldükten sonra aritmetik ortalama ne çıksın? 1 bölü 2 çıksın. Belli ki buradaki 2 ile daha doğrusu ikileri götürmem yeterli değil mi? Birlerin kalmasında sakınca yok. Peki buradaki ifade ne yapılabilir? İşleme girer. 1 bölü 3, 1 bölü 4. Birbirinden çıkaracağız. Bunu 4 ile, bunu 3 ile işleme alıyorum. Ne geldi? 1 bölü 12. Logaritma 2 tabanında x. Karşıda kaç var? 1 var. 1 bölü 12'yi karşıya attım. Logaritma 2 tabanında x'in cevabı ne geldi? 12 geldi. x'in cevabı nedir? 2 üzeri 12'dir. Ben bunu aramıyorum. Ben buradaki arkadaşı arıyorum. 64 yerine 2 üzeri 6. 32 yerine 2 üzeri 5 yazdım. Buradaki 6'yı öne düştüm. Logaritma x tabanında 2. Artı buradaki 5'e öne düştüm. 1 bölü 5 logaritma 2 tabanında x. Şimdi x gördüğüm yere 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 yazıyorum. Bu üstüne denk gelmedi yalnız. Üstüne denk getirelim. Yazdım. Eşittir dedim. Bak bu 12 altının altına gitti. 6 bölü 12. Logaritma 2 tabanında 2. O zaten 1. Ondan kurtulduk belli ki. 12 5'in üstüne gitti. 12 bölü 5 logaritma 2 tabanında 2. Bunlar gitti. Şurada kaldı 1 bölü 2. Artık yukarı çıkıyorum. 1 bölü 2. Artı 12 bölü 5'i aynen yazıyorum. Paydaları eşitliyorum. Buna 5, buna 2. 24. 5 de buradan geldi. 29. Payda da 2 kere 5'ten 10. Doğru cevap 29 bölü 10 D seçeneğidir. 10 da attım. Şimdi geldik günün mevzusuna. Hani böyle iki tane hatırlatma sorusu gibi düşünebilirsin onu. ÖSYM sorularının içerisinde benzerleri vardı çünkü. Ve dedim ki eşitsizlik sorumuz. Çözmezsek olmaz sorumuz. Nasıl çözeceğiz? Eşitsizliğe geçmeden önce diyorum ki bir kere buradaki logaritmanın içerisindeki ifade kesinlikle ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Ben önce onu hatırlıyorum. x eksi 4 büyük sıfır olmalı. Niye? Logaritmanın tanımı gereği. içerideki değer... Kesinlikle sıfırdan büyüktür. X eksi bir dört üzeri sıfırdan bir. X büyüktür. Kaçtan? İki. Hocam bunun da sıfırdan büyük olması gerekir. Evet gerekir ama incelendiğini X birden büyük diyor bu taraf. Bu diyor X büyüktür iki. E bu tarafı kabul edeceksin. Bu daha mantıklı çünkü. Tamam. Şimdi her şeyi geçtim artık. Onları bitirdim. Elimde bir tek bu bilgi var. Dursun kenarda. Buradaki arkadaşı çözmeye başlayacağız. Bu 1 bölü ikiye hem buraya atacağım hem buraya. Ama atarken dikkat ediyorum. Neye? He, eşitsizlik yön değiştirecek. 1 bölü 2 üzeri 0'dan ne geldi? 1. Büyük eşittir. O diğer logaritma gitti. Logaritma 4 tabanında x eksi 1. Büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 1 yani yine 1 bölü 2. Şimdi artık 4'ten kurtulma zamanı. Hem buraya atacağım, hem buraya atacağım. 4 üzeri 1. 4 büyük eşittir x eksi 1. O da büyüktür. 4 üzeri 1 bölü 2 yani 2 üzeri 2'dir 4 dediğim şey. Onun da üstüne 1 bölü 2 gelirse bunlar sadeleşir 2 kalır. Bu eksi 1'i hem bu tarafa hem bu tarafa atarım. Ne oldu burası? 5. Büyük eşittir x'ten o da büyüktür. Karşıya geçti 3 oldu. Dedim ki x'in alabileceği değer aralığı o zaman 3 ile 5 aralığında ama 5 ne olacak? Kapalı aralık olacak. Vurdum bitirdim. Şimdi geldim günün ay, asıl mevzusuna. Bak günün efsane sorusu. Ben buna adeta bir sınav sorusu diyorum. Yani ÖSYM sormaz bunu. ÖSYM bunu kesin sorar. Bunu çözen EFSO sorudur. Bunu çözen Borda verilidir. Bunu çözen astronottur. Yani rokete koy kardeşim bu arkadaşı. Tamam mı? Rokete koy. Bu arkadaşı gönder direkt. Uuu gönder yani. Harbiden öyle bir soru. Şekline kadar çizdim bak. Lütfen dikkatle takip et. Çözmeye çalış. Eğer çözemediysen gel bana tamam mı? Remzi'nin 3 çocuğunun yaşları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Şakir'in yaşı Canan'ın 2 katı. Necati'nin yaşı Şakir'in yaşının 2 katı. Bir dakika. Kim var? Canan var. Kim var? Şakir var. Kim var? Necati var. Diyorum ki Şakir'in yaşı Canan'ın yaşının 2 katı. A 2A. Necati'nin yaşı da Şakir'in yaşının 2 katı. Bu da 4A. Var mı buraya kadar bir problem yok. Ve ben burada neden A kullandın? X'i kullanmadın. Aşağıda X'leri Y'leri gördüm çünkü. Üç çocuğundan ikisini bir matematik oyunları kulübüne kayıt ettirmek isteyen Remzi aşağıdaki şartlar nedeniyle Şakir ve Canan'ı kayıt ettirememiş. Ya bak ben de kesinlikle böyle matematik kulübüne benzer bir yer kursaydım eğer giriş şartımız bir matematik sembolü orada bir matematik işlemi bir problem çözebilen girsin kardeşim çözemeyeni almıyoruz içeri derdim gerçekten ya bu da benim hayallerimin sorusu oldu hayallerimin mekanı oldu adeta. Aşağıdaki şartları sağlamadığı için şaka, Şakir'le Can'ını kayıt ettirememiş. Ama Necati Şakir kayıt olmuş. Şart ne abi? Birinci çocuğun yaşı x, ikinci çocuğun yaşı y. Logaritma iki tabanında yazınca bunları 12'den büyük eşitse kayıt oluyor. Değilse kayıt olamıyor. Kim kayıt olamıyor bu ikisi? Kim kayıt olabiliyor bu ikisi? O zaman iki durumu da yazacağım. Diyorum ki logaritma. Gelin burayı siyahla yazalım arkadaşlar. Bir de iyice yaklaşalım. Çünkü bayağı yere ihtiyacımız var burada logaritma 2 tabanında a çarpı logaritma 2 tabanında 2a'nın cevabı küçükmüş 12. Niye? Ben bu arkadaşları kaydettiremedim de o yüzden. Şuradan başlayalım. Var mı bir problem? Yok. Şimdi diyorum ki bir de, bir de şunu da yazayım istersen. Logaritma 2 tabanında 2a çarpı logaritma 2 tabanında 4a büyük eşit 12. Neden? E kural öyle diyor hocam. Bunlar kaydolabiliyor. Efsane bir şey geliyor ya hazırlan hazırlan. Yani bavulu vazelisi hazırla. Bak burası ile burası birbirinden bağımsız. Bak şunu nasıl yazayım biliyor musun? Aslında bu ne demektir? Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında a demektir. Bunu da böyle 1 artı logaritma 2 tabanında a yazsam kabul müsün? Kabulüz. O zaman gel logaritma 2 tabanında a çarpı 1 artı logaritma 2 tabanında a. Eksi 12 küçük 0. Neden böyle yaptın? Bekle. Şu arkadaşı dağıtarak geliyorum. Bak ne geliyor buradan. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi. Artı logaritma 2 tabanında a. Eksi 12 küçük 0 kabul mü? Kabul hocam. Çarpanlarına ayrılıyor. Bak logaritma 2 tabanında a. Logaritma 2 tabanında a. 4'e 3 şifre yi versem yiyor galiba. Buna artı buna eksi dedim. 7 galiba süper. Buna ne yapmam lazım benim? Tablo yapman lazım hocam. Şaka mı şaka değil gerçek. Vallahi gerçek. Bak şimdi. İki tane denklem var. Pardon bir tane denklem var değil mi? Bir tane denklem var. Neyimiz var? İki tane kökümüz var. Kökler ne? Biri eksi dört. Diğeri artı üç. Dahil mi? Değil. Dahil değil. Logaritmanın önü ya da bu bilinmeyen olarak önü artı başlıyor. Köke geldi eksi köke geldi artı. Biz neyi arıyoruz? Küçük sıfırı arıyoruz. Yani küçük sıfır dediğim yer negatiftir benim logaritma değerim bu aralıktadır. Hatta onu istersen yukarıya bir yazayım gör. Logaritma 2 tabanında a. 3 ile kimin arasında hocam? Eksi 4'ün. Beklesin gelme. Orada bekle. Devam ettim. Devam ettim ama ne devam ettim. Şimdi buradaki işlemi düzenleyeceğim. Düzenlemeden önce şunu düşünüyorum. Bak bunu biliyorum. Bu aslında 1 artı logaritma 2 tabanında a demek. Bu da aslında logaritma 2 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında A demek değil midir? Peki bunu da düzenlediğimde 2 artı logaritma 2 tabanında A demek değil midir? Evet. Bunu da böyle dağıtarak yazıyorum. Yok artık ya. Ya 2 çarpı logaritma 2 tabanında A. Takip et dikkatle lütfen bu kadar güzel bir soruyu harcama boşuna. Telef etme bu soruyu logaritma 2 tabanında. 2 ile bunu çarptım yine 2 çarpı logaritma 2 tabanında A. Logaritma 2 tabanlarını çarptım. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi. Hadi 12 sen de bu tarafa gel. Büyük eşit 0. Bir düzenleme istiyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Logaritma 2 tabanında a'nın karesi artı. Şu iki arkadaşı topladım. 4 tane logaritma 2 tabanında a. Hayır, hayır hayır hayır. 5 tane var orada. 5 tane logaritma 2 tabanında a. Eksi 12 büyük eşit 0. Çarpanlarına ayrılır mı? Ayrılır. Logaritma 2 tabanında A. Logaritma 2 tabanında A. 3'e 4 yemedi bu sefer. 2'ye 6 desek yine yemedi. <laughs> Mehmet hocam hayırdır nerede takıldın? Vallahi ben de bilmiyorum nerede takıldık. Nerede takıldı bu soru? İki tane orada bir dakika ya kafam. Yani yemin ediyorum şu an var ya. Beynim dağıldı beynim dağıldı. Bu niye çarpanların ayrılmıyor? Ayrılması lazım ben öyle ayarladım. Ha şuradaki iki kere birden iki nerede? Nerede o iki? Arıyorum dur. 2 kere bir iki şunu sil bakayım. Buradan sadece 2 gelecek. Oo bazı arkadaşlar dedi ki çok daha rahat. Logaritma 2 tabanı daha. Logaritma 2 tane. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Şimdi oldu. Bak buradan ne geldi? 3 tane logaritma 2 tabanı daha geldi. Eksi 10 geldi buradan da. Of 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 neredeyse bu güzelim soruyu kaybediyorduk ama son anda direkten döndük diyebilirim. Logaritma 2 tabanında ağlarımı yazdım. 2 kere 5 onu mu yazdım? Şuna artı şuna eksi koydum. Dedim ki bak dedim buradan da 2 tane kök geliyor. Şöyle bir ayarlayalım. 2 kök hadi gelin onun tablosunda buraya çizelim iki kök geliyor ya onun tablosu da burada. Ne onun tablosu bakayım söyle bana. Biri artı 2 diğeri eksi 5. Artı 2 eksi 5 bununkiler dahil. İçini işaretledim. Logaritmanın önü artı eksi artı. Ben ne arıyorum? Büyük sıfırı arıyorum. Tamam. Şimdi biz bir tane daha logaritma 2 tabanında a için ne bulduk? Eşitsizlik bulduk. Ama bu eşitsizlik biraz enteresan. Şöyle yapalım. Şimdi bunların bana ortak çözüm kümesi gerekiyor. Diyorum ki logaritma 2 tabanında eksi 3 ile 4 arasında. işaretli onu. Eksi özür dilerim 4 l artı 3 arasında. Güzel. Diğeri neresi bak. Biri eksi 5 burada. Diğeri artı 2 burada. Bunlar bu arada dahil. Unutmuyorsun. Dahil yaptım tamamdır. 1 eksi 5'im artı eksi 5'in bu tarafına doğru gidiyor. Diğeri bu tarafa doğru gidiyor. İkisinin de ortak çözüm kümesi sadece burası. Yani ben burayı çözüm kümesi kabul ediyorum. Yani logaritma 2 tabanında aman Allah'ım bu nasıl bir sorudur. 3 dahil değil ama büyük eşit ne yazıyorum artı 2. Ben canının alabileceği yaşın değerlerinin toplamını arıyorum. Yani A'nın alabileceği değerlerin toplamını arıyorum. A'yı bulmaya çalışıyorum. İkiyi her iki tarafa atıyorum eşitsizlik sorusu bu ya. 2 üzeri 2'den 4 geldi. Küçük eşittir a. 2 üzeri 3'ten 8 geldi. Yani 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olmaz. Şuradan ne geldi? 11, 15, 22 geldi. A değeri 22 olur alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Aman Allah'ım bu nasıl bir soru ya? Gerçekten kalemi kağıdı bırak arkadaş dağılın ya. Bu nasıl bir soru ya? Ben sorarım sana ya. Bu ne güzel bir soru. Ben demedim mi sana bunu çözen? Rokete biner gider aya isterse Mars'a keyfi bilir yani ben karışmayayım artık o kadar ne onun bileceği bu soruyu çözdüğüne göre onu da o bilsin yani. Çok güzel soruydu ama vallahi çok güzel soru. X ve Y başka bir güzel soru daha bu da tam bir yorum sorusu. Birden farklı pozitif gerçel sayılar sağlanıyor hangileri dikkat et her zaman lafı varsa çok dikkatli okuyorsun. Diyorum ki şimdi X bu tarafta Y'li ifade bu tarafta ben o zaman bunu çözerken bir böyle bakayım bir böyle bakayım. Birinci denklem ikinci denklem diyeyim. Birinci denklemi buraya yazayım. ikinci denklemi buraya yazayım ve x arasında bir şey bulayım diyorum. Hadi gelsin bakalım. Logaritma x tabanında 4 küçüktür 0. Evet çözerim hocam ben bunu. Bunu karşıya atarım. Şimdi karşıya atacağım ama x'in değerine göre değişiyor bu değil mi? Şimdi benim x değerim birden büyükse artan fonksiyondu. Benim x değerim sıfırla bir arasındaysa azalan fonksiyondu. Artan fonksiyonsa eşitliğin yönü değişmedi. X üzeri 0, 4 küçüktür 1. E bir dakika yanlış. Demek ki buradan gidilmeyecek. Hii, x değeri yoksa bu mu hocam? E görelim bakalım. 4 küçüktür x üzeri 0. 4 Eşitsizlik yön değiştiriyor tabii ki. Değiştirdim. Büyüktür bir. Doğru mu? Doğru. Demek ki benim x dediğim değer 1 ile kim arasında? Sıfır arasında. Bak buradan ben bu yorumu yaparım. Attım cebe duruyor. Geldim ikinci bölüme. Şimdi sıfır küçüktür. Logaritma 1 bölü 4 tabanında y. Ya zaten en önemli en kritik kısmı burasıydı. Bence orayı geçtik. Soruyu bitirdik bir nevi. Bunu karşıya atacağım ama eşitsizlik yön değiştirir. Tek yönlü hareket ederim artık. 1 bölü 4 üzeri 0 y yön değiştirdim. Büyüktür y. 1 büyüktür y. Peki ben sadece bu kadar mı yazarım? Hayır. Y değeri burada yer aldığı için kesinlikle logaritmanın tanımı gereği sıfırdan büyük olacak. Yine aynı y değeri. Bak birden küçük sıfırdan büyük. Buldum mu bu değerini buldum. X artı y birden büyüktür. Büyük olabilir ama her zaman değil. Bak 0.8 olsa 0.9 olsa büyük olur ama her zaman dediği için ben patlatırım bunu. Her zaman doğru değil. Çarpımı her zaman birden küçük olur. Taraf tarafa çarpıp görebilirsin. Yani taraf tarafa çarptığında x çarpı y küçük bir gelir. İstersen teyit edebilirsin. Peki bu ifade aslında bana neyi söylüyor? X değeri diyor küçüktür y'den. Kim söyledi bunu sana? x y'den küçüktür diye bize kim söyledi? Evet burası sıfırdan küçük ama biz x'i de y'yi de sıfır bir aralığında bulduk. Kendi aralarında karşılaştıramıyorum bir şey yapamıyorum. E sonuç o zaman bu da her zaman doğru değil. Yalnız iki aradığım cevaptır. Vurdum cevabı yine F, F F F so bir soruyla ne yaptım günü bitirdim efendim. Evet 25. günde artık noktayı koyma vakti demiştik. Burada takvimde işaretlemiştik. Diğer takvimlerimizi unutmadık mı ya? Unuttuk değil mi onu? Onu da işaretelim bitirelim. Evet bir gün geçikmeli olduğunu biliyorsunuz sebebini internet bağlantısı sebebiyle ama bugün de bitirdik efendim sağ salim. 25. gün biter. Logaritma da benim sana anlatacaklarım bu kadardı. Sen şimdi dönüp logaritma ile ilgili ÖSYM sorar testleri ne var ne yok hepsini 65 günde AYT Matematik kitabında tertemiz ediyorsun. Bir sonraki videoda ben yeniden buraya geliyorum. Seninle buluşuyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal, hoşça kal. Beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Maalesef YouTube algoritması. <laughs>